Ben biraz daha çalışacağım. Şu disk frenleri, boruları takacağım. Disk fren kovanlarına. Daha borularını takmadım. Ön flanş contayı değiştirdim. Görüyorsun, conta dışarıya patlamış. Kran keçetini değiştirdim. Yağını değiştirdim. Bu kaza yapmıştı lambasını da geri takıp yapıştıracağım. Diğerden de çamurluklar lastiğe vuruyordu. Bunları da kesmiştim. Bunu çamurlukları da takacağım. Ardından kalan damper bumuna takviye yaptım. Normalde yaptı takviye. Takviye ile güçlendirdim. Orta kısmından yamulmuştu. Bunu da yapıp bumunu takacağım. Ardından fren ayarları tekrar gözden geçirilecek. Ön diskler bağlandıktan sonra pat pat hazır hale gelecek. Biraz da iletir gişleri var. Bu iş dükkandaki iş şimdi. Şey vaka yani yasak yasak geldiği anında gelen mesajla birlikte buraya getirttirdim. Burada boş durmayız zaten. Bakın orta kısımdan eğrilmiş, orta kısımdan ben de bu kısmını yenilerinde takviye yaptım eğrilmesin diye. İnşallah daha iyi olacaktır. Thank you.
Arkadaşlar, damper bitti. Damperi terbiyesini yaptık. Şimdi frenlerin borularını döşüyoruz. Borular döşendi yani. Bundan sonra yağ koyacağım. Şurada pedal var.
pedalın deliğini az daha altı alacağız. Buraya somun kaynattım. Frenin daha fazla ileri basmasını sağlayacağım. Çünkü merkez sayısı 4'e çıktı. Onlarda da disk olduğu için pedala basınca tam sona kadar gider. Yani yine de fren tam tutmaz. Buraya somunu aşağı aldığımız zaman daha fazla tutar. Yani daha fazla hidrolik basar. Böylece frende boşalma olmayacaktır. Sonunda kovanları takıldı, buraları da takıldı, havaları alındı. Gördüğünüz hortumları bazı plastik kelepçelerle sabitleme işi kaldı. Plastik kelepçe burada yok. Bildiğiniz gibi ben karantinadayım, hiçbir yere gidemiyorum. Jandarma kardeşlerim kızar yoksa. Şimdi fren test deneyeceğim. Disk frenleri deneyeceğiz şimdi. Kamerayı buraya bir sabitleyeyim. Tamamdır. Görünüyor mu? Şimdi deniyoruz. Ve şimdi frenlerine bakalım. Bakın freni de, diğer de burada. Arkalara bakalım. Arkalar da kaymış. Diğer de kaymış. Şimdi evin yanında biraz ileri geri bir tur yapalım. Beraber bastığınız zaman kafadan dönme olduğu için direksiyonda döndürmeyi zorlukla döndürürsün. Onun için hareket halinde direksiyonu çevirin. Usta dediğin kişiler direksiyonu hareket halinde çevirirler. Fena bir yere gezmeye gidemedik. Yoksa beni bir yere sıkarlar, yurda veya bir yere. O yüzden başıma dert açmak istemiyorum. Yaptığımız yer görüyorsunuz, demir reyliydi.
Şimdi yeni gibi oldu. Gördüğünüz gibi şu demir takviye olarak kullandım. Daha sağlam olur. İnşallah sahip de hayırlı bir şekilde kullanır. Çamurlukları fazladan genişti. Aralarını daralttık. Ve böylece pat patı tamamlamış olduk. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.